Öf, nerede kaldı bu çocuk ya? Yola çıkacağız. Hastaneden bir türlü gelemedi. Ahmet, neredesin? Erdem, neredesin? Sesime gel. Ahmet. Heh. Çıkamadım. Şeye, bloğa takıldım. Yere ayağım takıldım. Kaldı. Kuma takıldım abi. Erdem, iyileştikten sonra takma bacağım yakıt olduğu için, yakıt pahalı olduğundan dolayı çıkarttı, bir yerine manken bacağı koydu ve üstüne sargıyla sardı. Diğer yalan bacağım yalan olan. Ve üstüne o tuşlara verdi ve pazardan sana bunları aldım ve kendime kıyafet. Teşekkürler. Üzgünüm, kaliteli alamadım, pazardakiler bunlar biliyorsun ucuz oldu. E abi tabi fakiriz abi. Kaliteli alsak bir tanesi bir tişört 30 liraya falan gelir abi. Senin kaç paran vardı? 10 lira var şu an üstümde. Abi şeyden diyelim SYK'den bir falan alsaydık bayağı ederdi. Neyse, burada bir köy var, bu arada hava kararıyor. O yüzden bu köyde birkaç gün konaklamamız gerek. Birini bulalım. Merhaba, acaba şey... Gitti. Hemen sorayım. Tak tak tak. Kim o? Biz uzun yoldan gelen insanlarız. Acaba evinizde birkaç gün kalabilir miyiz diye sormaya geldik. Çok misafir. Merhaba. Evinizde birkaç gün kalmaya geldik de acaba kalabilir miyiz? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok iyisiniz. Gerçekten. Ne? Acaba nerede yatabiliriz? Bir katta. Dur daha adını falan sormadık. Nasıl? Aa, şey? Merhaba. Acaba adınız nedir? Benim Eren. Eren. Eren Bey, biz buyuruyoruz. Teşekkürler tekrar. Hadi yatın. Üf abi. Dün çok güzeldi abi, eğlendik. Neyse abi, 3 gün önce hatırlıyorum ya. Nelerdi? Of abi, iki fırında da güzel kokular geliyor. Galiba Eren Bey bize güzel şeyler hazırlamış. Ben yemekleri alırım. Ben kalkayım abi, sen yemekleri al. Neyse, ben alamam abi. Merhaba Eren Bey. Merhaba. Ne acelidir, durun. Şey, neydi adı bu? Bizim için yaptıklarınıza gerçekten teşekkür ederiz. Şey değil. Kahvaltıda ne pişiyor? Et falan. Ha, et güzel. Pasta da varmış şeyin üzerinde, güzel. Yemekten sonra onları yiyebilir miyiz? Tamam. Ama yemekten teşekkürler. Sonra. Tamam, yemekten sonra yeriz. Ha, bu arada bir şey soracaktım. hastalığım biraz geçmiş. Neydi adı bu? Acaba burada zırh giysi alabileceğimiz bir yerler var mı? Var. Şey, acaba diyorum da neresi? Giysi ya, alacağız da. Demirci falan var yanında. Ha, demirciden zırh alabiliriz yani. Şimdi demirciye... Ama açık mı? Alacağım. Açık mı değil mi diye Erdem, bilmiyorum. Erdem. Gel. Gel Erdem. Etleri aldım ben. Ben de etleri aldım. Şuradan alamam. Aa, neyse. Tüm eti bitirdim. Daha bunu 25 yıl önce yapmıştım. Yemiştim böyle eti. Gel pastaları yiyelim. Oha abi, pasta çok süperdi. Biraz ağır geldi ya. Neyse, şimdi demirciye gidelim. Zırh filan alalım ondan. Ben demirciye soruyorum, sen al. Benimkileri de al. Ah, demirci burada. Merhaba. Merhaba. Ben Ahmet, arkadaşım bir de Erdem var. Biz bu köye yeni geldik. Aslında yeni değil. 3 gün önce geldik. Size bir şey soracağız. Acaba kulübenizden zırhlar alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Bir sorun var mı? Yok. Ha, tamam. Teşekkürler. Size bir şey soracağım. Ya, bizim üzerimizde bir lanet var. Hı. Ne laneti? Bu lanetin ne lanet olduğunu bilmiyoruz ama
her şey 20 gün önce başladı. Arkadaşım Erdem zırhları alıyor. O gelir birazdan. Her şey 20 gün önce başladı. 20 gün önce biz yoksul bir insanlık ve böylece bu yüzden geçinip gidiyorduk ama. Of, acaba doğru mu bunlar? Umut tapınağı, lanet tapınağı, seçilmiş kişiler, dış ses. Dış sesin gerçek olduğuna gerçekten mi? Ah merhaba Erdem. Her şeyi konuştu. Konuştu her şeyi. Seninkiyle konuşmayıp aletlerini alma izin verdi ve doktor dedi ki 10-15 gün sonra şey çıkartabilirsiniz. Sadece ben de çıkartıyorum. Tamam ama kötü bir haberim var. Laneti bozmayı öğrendim, iyi haber. Ama kötü haber ise laneti çok zor bir tek seçilmiş kişiler kırabilir. Bu yüzden işimiz çok zor. Şimdi bana bir umut tapınağından, bir de lanet tapınağından, bir de dış ses diye bir ruhtan bahsetti. Dış ses diye bir ruhu var, gerçi inanmıyorum. Bu umut tapınağının ruhuymuş. Seçilmiş kişilerle bir tek konuşabilirmiş. Bakalım biz seçilmiş kişi miyiz? Umut tapınağının gizli yollarında bir tek seçilmiş kişiler bulabilirmiş. Ve orada camların içinde bir sandıkta umut eşyaları varmış. Umut zırhları, umut kılıçları. Ama bu bence yok. Herkes diyormuş yok. İki kişi oraya girmiş ve bir daha çıkamamış. Girdikleri an görünmez olmuşlar ve bir daha da görünmemişler. Orada tek kalıntılar tozlarmış. Hadi Umut Tapınağı köyün arkasındaymış. Köyün arkası evinin. Çok korkmaya başladım. Evinin arkası, ben de korkuyorum. Ama başka seçeneğimiz yok. Lanet, ya lanet öldürecek ya da Umut Tapınağı. Bu ne? Geçtim. Ana. Biz seçilmiş kişi olamayız. Şaka yapıyoruz. Geçiyorum. Geçtim. Ne? Eşya var mı içine? Yok. Eşya yok. Bu tuzak abi. Dış ses diye bir şey de yok. Hey dış ses, orada mısın? Nasıl geçtik biz burada? Acaba biz seçilmiş kişimiz ya. Evet. Oh, bu ne? Aa, kim konuştu? Ben. Umut tapınağı. Sen kimsin lan? Umut tapınağı mısın? Dış ses. Doğruymuş. Bir şey söyleyeceğim. Umut tapınağında neden eşyalar yok? Neden biz toz olmadık? Neden biz seçilmiş kişiler miyiz? Evet. Nasıl ya? Eşyalar? Biz eşyalar mı? Eğer seçilmiş kişiler olmasaydınız görünmez olacaktınız. Demek ki söylentiler doğruymuş. Eşyalar yok, sadece seçilmiş kişiler tapınağa girebiliyor. Dostum. Lan tapınağı peki? Doğru mu? Nerede? Ya dedikleri. Dedikleri gerçekten doğruymuş. Tapınağın arkasında. Ne? Bu nasıl mı saçmalık? Lanet tapınağı. Lanet tapınağı hemen. Dostum bu nasıl bir saçmalıktır? Hani nerede? Bu ne? Ne ya? Burada bir mağara var. Ama lanet tapınağı kesin bu değil. Yürüyelim bakalım. Bakalım. Ayrıca daha Erdem dağılsak mı acaba ya? Bence dağılmayalım ya. Erdem galiba buldum, burada bir ışık var. Bu da ne? Bir şey ama Ali Erdem aç bakayım sandığı. Aman neresi orası? Altına var işte onlar burada. Annemize ben... Erdem! Lanet taşı burada. Ve lanet yakın benden çalmışsın. Şimdi bedenini bu odada çürüyerek ödeyeceksin de buradan kaçış yok. Bu arada yukarıdaki de çiviler gittikçe aşağı iniyor ve kafanızı kopartıyor. Aman aman. Üstünde çiviler var ve bunlarda binlerce kafa var. Dostum! Hemen bir ip getiriyorum ben. Uf dostum. Kırıyorum senin için. Hadi. Lanet korktu. Aman! Bu ne? Seni benim yanıma attı. Demek ki lanet kalktı, lanet kalktı diye bir ses bağırdı. Ah.
Yani Umut Tapınağı'na gitmeliyiz. Hmm. Ve böylece dış sesle konuşabiliriz. Abi gece olmuş. Bacağın düzeldi mi? Lanet kalktığında bence bacağının da düzelmesi gerek. Bu lanetin bir parçasıydı. Bacağının düzelmesi gerek. Yok, bacağım neden düzeldi? Güzel, koşabiliyor musun? Dış ses laneti yok ettik. Tamam, çünkü... iyi yaptınız. Of. Uzun bir gündü. Dostum, bunun ardında çok güzel bir fikir var. Ne? Bence bu adamla gitmemiz lazım. Şehre mi gidelim? Evet, ben çünkü birkaç yıl önce kıyafet almaya gittiğimde bir iskele görmüştüm ve biletler sadece 50 TL. Bence bu ortamızda... Burada köyde demircilik yaparak kazanabiliriz. Hadi ya da gel, gidelim. Demircilik bence... Ben madende çalışırım. Sen madende çalışırsın, ben de eşyaları yapalım. Yapalım. Hadi. Bu adadan kurtulalım. İnşaatçılık da olabilir. İnşaatçılık. Tamam. Hadi bu adadan kurtulalım.